Herkese merhabalar. Bugün Peugeot E2008 ile beraberiz. Yeşil ve çevre dostu elektrikli arabalara çok büyük ilgi olduğunu biliyorum. Ben de kendileriyle çok ilgileniyorum ve tüm markaların elektrikli arabalarını hem takip ediyorum hem de neler ne özellikler var hepsinde. Onları da hep araştırıyorum. Neler var bakıyorum. Bugün Peugeot ile beraberiz. İlk defa Peugeot'un bir elektrikli arabasını test ediyor olacağız. Biraz size teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Aslında bunlar genelde web sitesinde kolayca bulabildiğimiz özellikler ama hem burada bahsedelim sonra da sürüş deneyiminde de nasıl performans veriyor günlük hayatımızda onu da beraber görmüş oluruz. Yani gündelik hayatımızda da birleştirmiş oluruz aslında teknik özellikleri. 100 kWh'de bataryaya sahip. Bu ne demek? 136 beygir gücünde bir araç demek oluyor bu. 260 Nm torka sahip. Bir yandan da fabrika çıkışı menzili de 332 km. Yani 332 km tam şarj gidebiliyor. Bu arada 3 farklı sürüş deneyimi sunuyor size. Eco, Normal ve Sport mod. Bu zaten aslında pek çok arabada olan modlardan 3'ü. Bir yandan da tabii en güzel özelliği elektrikli arabaların nedir? Sıfır emisyona sahip oluyor olması, çevre dostu oluyor olması dediğim gibi. Tabii burada da şöyle bir soru işareti var. Araçların yapımında belli bir karbondioksit salınımı oluyor. Ama o da yıllar içerisinde kullanıldıkça kompanse edildiği, dolayısıyla normal benzinli bir arabaya göre çok daha çevre dostu olduğunu biliyoruz. Bunun dışında 0'dan 80'e kadar normalde DC şarjla, yani şimdi birazdan bakarız şarj istasyonunda da nasıl şarj ediliyor ama DC şarj dedikleri o hızlı şarjla da 0'dan 80'e kadar, %80'e kadar 30 dakikada şarj edebildiğini söylüyorlar. Yine fabrika özelliklerine göre ama evde AC, AC isimli şarjla eğer şarj olursa o zaman 7 saat, en az 7 saat sürdüğünü söylüyorlar. Bir yandan bu arada araç size teslim olurken şarj aletleriyle de geliyor. Yani siz bir şarj istasyonuna gidip kendi şarj cihazınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca ev için de bir şarj veriyorlar. Bataryanın ömrü bu arada 8 yıl veya 160 bin kilometre diyorlar. Hiç de fena değil diyebiliriz. Normal bir aracın ömrü kadar diyebiliriz. 8 yıl garanti ömrü var. 8 yıl biraz tabii azmış gibi geliyor aslında. 8 senede bir mi araç değiştiriyoruz diye düşünecek olursak. Yani ben neredeyse 10 senedir bir aracı kullanıyorum. O yüzden hani daha uzun süreler kullanmayı tercih ederdim diyebilirim. Bu arada araca da biraz aslında bakarak bize neler sunuyor ona da bakmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman xenon farları var. Bir de şu ızgaralar da genelde böyle biraz elektrikli araçlarda birbirlerine benziyor aslında. Bu kendini belli ediyor. E2008'in yanı sıra 2008 benzinli de yine aynı aslında modu görüyoruz. Peugeot'daki bu farlar da bu arada böyle aslan çentiği farları var. Onlar da böyle aslan pençesi gibi. Bence çok şık. Dediğim gibi bir yandan da xenon yanıyor. O da gayet şık duruyor. Kumandanın özelliği ve güzelliği yanına vardığınız anda ben şimdi kumanda cebimde hiç basmayacağım. Basmadan geldiğimde açılmış oluyor. Direkt olarak açılıyor. Bu arada yanlarında, şu iki yanında E işaretini görüyorum mavi. Bir de arka bagajın orada E işareti var. O da yine elektrikli olduğunu bana gösteriyor. Gelin şimdi ben bir ışıkları bir açayım. Bakalım. Işıkları açtık tabii şu an gündüz vakti olduğu için hani gece nasıl gözüküyor? O zaman çok daha iyi gözükürdü muhtemelen ama gündüz vakti de bir görelim istedim. Özellikle bu aslan pençelerini. Bence çok şık duruyor. Bir de altında da yine burada da aynı şekilde bir uzantısını görüyoruz. 3 moddan bahsetmiştik. Eco mod, normal mod ve spor modun farklılıkları neler? Onları da bir özetleyelim. Eco mod menzil optimizasyonu sağlıyor. Yani daha ekonomik bir sürüş deneyimi sağlıyor size. Spor mod maksimum güçte ve torkla performansa yönelik kullanım sunuyor. Normal modsa günlük kullanım için ideal konfor sağlıyor. Ama bunun yanı sıra bir de brake özelliği var. Yani fren özelliği diyelim. O da rejeneratif frenleme demekmiş. Yani o ne demek? Rejeneratif frenleme bataryamızı fren yaparak doldurabileceğimiz anlamına geliyor. Ona da beraber bakıyor olacağız. Arabanın içini de şimdi birazdan göreceğiz ama içinde 10 inçlik bir HD dokunmatik ekranı var. Bu arada bir de 3D bir ekran olduğunu okumuştum. Görmüştüm. Tam direksiyonun arkasındaki ekranda da böyle dediğim gibi daha böyle 3D bir işte navigasyon olduğunu gördüm. Ona da gene beraber bakıyor oluruz. Bu arada biraz daha teknik detaylardan gidecek olursak 0'dan 100 kilometreye bu arada 8-8,5 saniyede çıkıyor. Onun dışında sürüş sistemi olarak önden çekişli. Aslında SUV bu arada.
bu araç ve önden çekişli ve tek motora sahip. Zaten şu anda elektrikli araçlar, arabaların zaten özelliği tek motor olması. Bataryası bu arada 50 kilowatt saat. Yani bir yandan da işte bu 50 kilowatt saatlik bataryayı işte hızlı şarjla doldururken işte yarım saatte doldurabileceğimiz yazılı, onu da görüyor olacağız. Bir yandan bagaj hacmi de 405 litre. Şimdi içine de bakıyor olacağız. Hani hem şimdi sürücü olarak deneyim nasıl, o önemli, ama bir yandan da yanda oturmak nasıl, arkada oturmak nasıl? Gelin ilk önce bir onlara bakalım. Ondan sonra yola çıkalım. Ben önce bir yan koltukla arka koltuğa oturmak istiyorum. Evet. Şimdi bu oturma yerleri manuel gördüğüm kadarıyla, ama güzel. Bacaklarım için en geriye kadar gittim. Güzel bir alan var. Geniş olduğunu söyleyebilirim. Daha geniş arabalar gördüm ama yeterli genişlikte diyebilirim. Şöyle gayet keyifli bir sürüş yapılabilir. Evet, burası gayet aslında normal kilolarda bir insan için gayet yeterli diye düşünüyorum. Çok geniş diyemem ama çok dar da değil. Evet, kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin bir de arkaya bakalım. Burada yan tarafta sadece bir pencere açma kapama tuşu olduğunu görüyorum. Onun dışında bana başka bir kontrol alanı vermiyor. Bir de burada bir işte eşya koyma alanı var. Şimdi arkaya bakalım. Arkada da gene aynı şekilde sadece bir cam açma kapama alanı var. Bu arada arkası önden daha rahat bence. Arkası önden daha rahat. Bakalım. Bu orta alan açılmıyor anladığım kadarıyla, ama şöyle bir güzelliği var. Buradan koltukları indirerek bu bagaj hacmini büyütebiliyorum. Bu da gayet, bakın, bir tanesinde tekli, burada da ikili iniyor. Bu da özellikle mesela tek kişi buraya oturur. Sonra bu da indirilir, buraya da yük konur. Bu da böyle bir avantaj sağlıyor. 3 kişilikte ayrıca emniyet kemerleri var. Deri bu arada genel olarak ve böyle yumuşak, güzel bir deri. Yine kullanışlı. Özellikle konforlu ve rahat kesinlikle. Daha çok böyle göz doyurucu olmasındansa daha dediğim gibi konfora yönelik yapmışlar bence. Burada yine USB girişleri görüyorum. Önde de gördüğüm gibi. O da dikkatimi çekmişti şimdi otururken. Burada da böyle bir gazetelik alan var. Bardaklık yok. O dikkatimi çekti. Arkası da çok çok rahat. Bir yandan da şu sunroof da hoşuma gitti. Arkaya kadar da geliyor. O da güzel. Gelin şimdi bir de bagaja bakalım. 405 litre ama ne demek? Gayet geniş bir alan görüyorum. Şimdi zaten bunu istersek çıkartırız. Dolayısıyla buraya iki tane büyük valiz rahat sığar. Bir de hem bunu çıkarttıktan sonra şöyle üzerine bir de bunları da indirince o zaman çok daha fazla alan kalıyor bize. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Burada neler var? Başta bahsettiğim gibi hem ev tipi şarj hem de herhangi bir şarj istasyonuna gittiniz mesela ve orada boş bir alan var. İşte oraya bunu takabiliyorsunuz ve o zaman o şarj istasyonunda şarj edebiliyorsunuz. Yani kendi şarjınızla da gidebilirsiniz. Bu ise ev tipi. Bunun sadece yetkililerden aldığımda bana söyledikleri, buna bir tane bağlantı gerekiyor. Normal evdeki prizimize dönüştürüyoruz bu kısmı. Bunu verdikleri zaman bunu eve takıyoruz. Bu da yine arabaya takılıyor ve işte en az 7 saatte şarj oluyor. Bir de burada stepne kısmımız var. Bunu açıp bir de şunu açıyoruz. Burada da işte neler var? Basınç için, lastik değiştirmek için ve ekstra bağlantı kabloları var. Burada baktığımızda yedek lastik görmedik. Normalde yedek lastik olur ama burada yedek lastik yok. Bu arada şimdi kapatıp açarken bagajı otomatik olmadığını gördüm. Otomatik değil bu arada, yani el gücüyle şöyle, hani var ya eski zamanlardaki gibi. Yani bu hem teknolojik ama bir yandan da analog günler. Onları da hatırlatan özellikleri de var. Hoş, güzel diyelim. Şimdi gelin bir de motora bakalım. Motor neye benziyor? Hemen şu içeriden açalım. Elektrikli aracın motorlarını hep fotoğraflardan gördüm ama ilk defa. Dıdın dın dıdın. Evet, otomatik değil bu arada. Evet, şurada bir mandalı var. Bu mandalı, efendime söyleyeyim, şuraya taktık. Tamam. Evet, normal bir benzinli arabanın motoruna hem benziyor hem benzemiyor diyebiliriz. Bütün bunların hepsi bataryaya yardımcı olan aslında aksamlar. Ama bir motor göremiyoruz.
Elimde anahtar ama anahtara hiç dokunmayacağım. Çünkü anahtar yakınında olduğu zaman aracın hemen anlıyor ve içeri girebiliyoruz. Şimdi artık teknik özellikleri bırakıp, zaten sesi duyduk klik diye. Teknik özellikleri bir kenara bırakıp, şimdi bu teknik özellikler nedir? Nasıl bir sürüş deneyimi sunacak Peugeot E2008? Gelin ona bakalım. Hemen kemerimi bağlıyorum. Şimdi kenara koydum anahtarı. Frene basıyorum. Bir yandan da engine start, stop var. Ona bastım ve hazır. Buradan D'ye böyle basamıyorum. Dokunmatik değil. R, N ve D kısmı. Ama P ve brake, yani park ve brake kısımları dokunmatik ama geri kalanlar dokunmatik değil. Onun için de şimdi D'ye alıyorum. E freni de indiriyorum ve sürüşe başlıyoruz. Ana ekranı da şöyle 3 parmağımızla dokundurunca ana ekrana geliyoruz. Bu ortadaki ekranda. Bir yandan da önceden hazırladık aslında. Şu anda baktığım tam bu direksiyonun arkasındaki ekranda da şu anda 3 boyutlu olarak yolu görebiliyorum. Dilersem onu ama değiştirebiliyorum bu direksiyondaki ekranda. Solda bir düğme var. Düğme demeyeyim aslında, böyle bir yuvarlak silindir. Bir tuş var. Oradan böyle işte asgari, özel, navigasyon, enerji gibi seçebiliyorum. Hepsini böyle 3 boyutlu gösteriyor. Şimdi ben tekrar navigasyona geliyorum. Bu arada 176 kilometre kat edebilecek mesafemiz. 332 kilometre demiştik menziline. 176 kilometre aldığımdan beri aslında 190'dı sabahtan beri. Şimdi brake moduna alacağım. Böylelikle normal moddayken el freni diyelim ya da fren diyelim. Fren modunu da açtığımızda her ayağımı gazdan kaldırdığımda ya da şimdi frene bastığımda rejenere ediyor. Yani tekrardan kendi kendini şarj edebiliyor. Onu açtım ki şimdi biraz şarj olsun diye. Hatta onu da şu ortadaki ekranda görebiliyorduk. Uygulama bağlantısı olması lazım sanırım. Araç uygulamaları ve enerjiye geldiğimizde burada akış görüyoruz. Evet, akışı açtığımızda burada o yeşili gördüğümüz zaman işte yeniden şarj ettiğini, kendini görüyoruz. Tabii bu arada klima da şarjı yiyen özelliklerden bir tanesi. Klimayı da aslında biraz az kullanmak lazım. Hoşuma giden özelliklerden bir tanesi şu temassız şarj eden yer oldu. Buraya koyup direkt olarak telefonumu şarj edebiliyorum. Bu gerçekten çok çok hoşuma gitti. En güzel özelliklerinden biri bu diyebilirim araç için. Şu ortadaki alanda neler var? Hem dokunmatik bir alan var, hem de tuş olarak basabildiğimiz alanlar var. Onlar neler? Mesela müzik basalım. Geldi ama teliften ötürü açmıyorum şimdi. Yanında klima var. Yine dokunmatik. Buradan ayarlayabiliyorum artısını, eksisini, derecesini ve nereye doğru gelmesini istediğimi. Bu şekilde. Bakalım, navigasyon var. Navigasyonu açtım dokunmatik. Şu ortadaki neymiş? Burada da ayarlar var. Ortaya bastığında bir araç işareti var. Buradan da böyle ayarları görebiliyorum. Otomatik uzun far değişimi. 10. Park yardımı 10. Bunları değiştirebiliyoruz. Telefon var ama telefonum daha bağlamadım. Bağlarız. Uygulamalar var. Uygulamalara geldim.
buradan da yine bağlantıları yönetebiliyorum. Şu en sağdaki neymiş? O da direkt olarak işte yine şarj kısmını görebiliyorum. Yani illa ana ekrandan aramak yerine şuradaki dokunmatik alandan istediğimi ayarlayabiliyorum. Koltuk ısıtmalar var bu arada. Onları da yine dokunmatik olarak derecelerini ayarlayabiliyoruz. Şu ekran ve şu alan hem teknolojik hem çok kolay, hızlı ulaşılabilir. Hani nasıl ki telefonumuzda en çok ulaşmak istediklerimizi ana ekranına koyarız. Tam o öyle bir ekran olmuş burası. Ana ekran gibi. Ve istediğim her şeye de hızlıca ulaşabiliyorum. Ama bir yandan sade. Sade bir tasarımı var. Şimdi şu tuşlara bakalım. Bu tuşlar neymiş? Bunu on yaptım, off yaptım. Burada da yeşil yanıyor mesela on off yaptığımda. AC içeride mi dönsün klima yoksa içeride dönmesin mi onu seçebiliyorsunuz. Şimdi klimayı off ya da on yapabiliyorsunuz buradan. Klima maksimum verebiliyorsunuz. Bu zaten 4'ler. Bu kilit. Açtım, kapattım. Buradan da ön ve arka klimalara hakim olabiliyorum. Bir yandan burada şarjlar var. Burada Lightning kablosu var. Burada daha hızlı şarj edebiliyoruz. Bu güzel. Bir yandan da USB kablosu da var. Arkada da bu arada USB kabloları var. O da güzel. Bakalım şu alana. Şu alanda da 12 voltluk bir alan var. Bu da işte bu tipik hani çakmakla çakmaklık olarak kullanabilirsiniz ya da çakmaklık soketi. Onu koyup işte diğer tarafına da başka bir şarj aleti koyabilirsiniz dilerseniz. Burada geniş bir alan var. Yine herhangi işte evrak, başka şeyleri, eşyalarınızı koyabileceğiniz. Sonra bu bahsettiğimiz bu park ve direksiyon alanı var. Bunun hemen arkasında böyle bir doku var. Bu yani bir fonksiyonu yok, sadece estetik amaçla konduğunu tahmin ediyorum. Drive modlar yanımda ve elimin altında. Bunun da yeri güzel aslında. Böyle hızlıca ulaşabiliyorum ve buradan işte aşağı doğru mesela bastığımda sport'a geldim. Aşağı doğru yani yukarı doğru seçtiğimde de şimdi normale gelecek. Sonra eco'ya gelecek. Hadi eco'yu alalım. Evet, eco'dayız şimdi ve brake'imiz de açık. Brake'imiz açıkken hem kalkışlar hem fren biraz daha ağır oluyor. Giderken de sürüş de biraz daha ağır. Ama brake'i kapattığım zaman o zaman çok daha böyle hafif, daha yağ gibi kayıyor. Sporda hele gerçekten böyle yağ gibi aktığını söyleyebilirim. Normalde de öyle ama eco ve brake de açıksa o zaman iyice ağırlaşıyor diyebilirim. İnanılmaz sessiz bu arada araba. Benim çok hoşuma gitti bu kadar sessiz oluşu. Hani kendi arabamdan sonra normalde benzinli bir araba, iyi de bir araba ama şimdi ondan sonra buna binince sessizliği çok hoşuma gitti. Bazılarının bu motor sesini duymak hoşuna gidiyor ama ben bu sessizliği çok beğendim diyebilirim. Şarj etmeye de gideceğiz. Onu da göreceğiz. Nasıl şarj oluyor? Bir tane kart verdiler. O kartla şarj oluyormuş. O istasyonlara da bakacağız ama biraz daha devam edelim istiyorum. Şu anda hala navigasyonum açık. Biraz daha etrafa da bakalım. Kolumun altında bu bir alan var. Buraya da yine eşyalarımızı koyabiliyoruz. Burada da USB ya da herhangi bir şey yok. Sol tarafa baktığımızda ise sol tarafta da yine bütün arabalarda olduğu gibi pencere açma kapama yerleri var. Onları görüyoruz. Cam ayarlarını yapabiliyoruz. Çocuk kilidi var. Altında da bir alan var yine işte eşyalarımızı koyabileceğimiz. Evet, bir yandan hani malzemelerine bakacak olursak, kalitesine bakacak olursak yer yer deriler kullanılmış. Oturduğum yerde döşeme de deri. Bu kolumun altındaki alan deri. Kapının tutma yeri var. Mesela bunu da deri yapmışlar. Genel olarak direksiyonda da deri alanlar var. Tasarımı yine daha sade diyebiliriz. Çok gösterişli olmayan, bağırmayan ama fonksiyona yönelik ve bu dikişlerle de mesela böyle kontrast renkte şimdi sarı dikişler var. O dikişlerde hem spor hem de şık hale getirmiş. Bu dokunuşlar da çok güzel olmuş. Ön konsolda da görüyorum. Yine böyle sarı, neon sarı yeşil gibi bir dikiş var. Onlar da yine daha hoş hale getirmiş, eğlenceli hale getirmiş diyebilirim. Şimdi şarj istasyonlarına bakalım. Yakınımızda neler, nerelerde var. E-şarj isimli bir uygulama var. Onu açıyorum. Ve orada hem kendi konumumu görüyorum. Normal bir Google Maps haritası gibi. Ve bana yakın olan ve İstanbul'daki şu an bütün yerleri görebiliyorum. Şu anda baktığımda bana en yakın kanyon gibi gözüküyor. Buradan haritayı aç deyip rota çizdirebiliyorum. Gelin şimdi bir kanyona girelim. Ve kanyonda nasıl şarj ediliyor? Kaç dakika sürüyor? Buna bakalım istiyorum. Neden? Çünkü özellikle son dönemlerde, son senelerde çok fazla hepimiz işte bu çevre dostu
yeşil olan arabaları hepimiz geçmeyi istiyoruz ama hepimizin aklındaki soru şu: şarj istasyonları yeterli mi ve şarj istasyonlarına çok mu fazla bekleyeceğiz? Şimdi gelin bir ona bakalım. Evet, şimdi bana verdikleri bir kart var. Bu kartı okutarak şarj etmeye, doluma başlayabileceğiz. Gelelim şimdi, şöyle bir tutalım. Yanlış yere tutalım. Bunu seçiyoruz. Kabloyu takıyoruz. Yeşil yandığını görüyoruz. Bakalım ekrana ne diyor? %68'de ne kadar geçecek? Şimdi düşündüğüm şeylerden biri şu: kanyona girip çıkmak aslında zor gibi geliyor. Ama bir yandan da buraya gelip işimi halledebilirim ve o sırada şarj olabilir. O açıdan da avantajlı. Dolayısıyla hani dezavantajlı gibi düşündüğümüz bu e-şarj istasyonları bir avantaja çevrilebilir. Onu da belirtmek istedim. Yani şimdi buraya gelmişken yarım saat, bir saat şarj olacak. Bu arada ben yapmam gereken işler ya da işte sinemaya gideceksem, yemek yiyeceksem, bir alışveriş yapacaksam onları halledebilirim burada. Bence kazan kazan olabilir. Hala %70 olmadı. Bakalım. Neredeyse işte 2,5 dakikada, 2 dakika 45 saniyede %70'e geldi. Yani %2'lik bir şarj yapabildik bu arada. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi biz şu anda hızlı şarjı kullanıyoruz. Bir üstte var üçlü, bir de altında ikili olanı kullanıyoruz. AC olansa bu ev tipi olan, bununla çok daha uzun sürede şarj oluyor. Bu arada onu da belirtelim. Evet, bugün Peugeot E2008 çevre dostu elektrikli aracıyla, arabasıyla beraberiz. Bugün neler gördük? Hem avantajlı olan yanlarını gördük, iç dizaynındaki konforlu yanlarını, önündeki o ekranın hem çok erişilebilir oluşu, dokunmatik olması, 3 boyutlu olması, bunlar hep çok güzel özellikler. Çok kolay kullanıyor, sessiz. Ben sessiz araçlara gerçekten bayılıyorum. Özellikle uzun yollarda kullanması bence çok çok keyifli oluyor. Bir yandan brake sistemiyle kendini şarj edebiliyor olması da yine çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Bir yandan hala mekanik olan yönlerinin hala otomatik olmayışı biraz daha eski arabaları, analog belki zamanları andırıyor diyebilirim. Yani öndeki bu kaputu açarken otomatik durmuyor oluşu, bagajı otomatik açamıyor olmak, bunlar ve bir yandan koltuğu işte ayarlarken yine otomatik olmayışı biraz daha mekanik aksamların otomatikten uzak olduğunu da söylemek lazım. Ekim 2022, yani 2022'nin sonbaharı gibi Türkiye'ye geldi. 900 bin TL civarında idi. Şu anda da öyle ama bu videoyu izlediğinizde hangi ay ve yıla göre de bu değişecektir. Dolayısıyla fiyat için Peugeot'un sayfasına bakabilirsiniz. Elektrikli bir araba almak, denemek, sürmek istiyorsanız bence bu araç hem rejeneratif özelliğiyle hem kolaylık sağlıyor, hem de bir yandan da bildiğimiz arabalara da, araba sistemlerine de yakın oluşuyla da hala çok uzak olmamış oluyorsunuz o bildiğiniz, kullandığınız arabalara. O açıdan da sizi güvende hissettiriyor. Benim hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de elektrikli arabaların geleceği ne olur? Lütfen yorumlara yazın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.